Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayacağınız üzere log çekim ve 4K 1080p arasındaki farkları anlatmıştım. O arada aklıma geldi. Benim bilgisayarım yeterince iyi performansa sahip, iyi 9 işlemcili bir iMac olsa da yeni çıkan iMac'i denemek istedim. Ve çocuğu okula bıraktığım sırada yeni iMac'i sipariş verdim. iPhone'umla birlikte geldi. iPhone incelemesini her yerde görebilirsiniz. Bu arada 14 Pro Max. Ama ben size bu videoda yeni M1 işlemcili iMac'i inceleyeceğim. Aslında benim aklımdan geçen M2 işlemcilisinin çıkmasını beklemekti. Ama hem bunun bir videosunu çekelim hem de nedir ne değildir video editlemelerine biraz da artık hız katmak istiyorum. Burada da kullanayım diye bu iMac'i aldım. Şimdi hemen kutu açılımına geçelim. Ardından da ufak tefek beni şaşırtan özellikleri olursa ondan bahsedeceğim. Çok uzun süredir zaten Apple ürünlerini çok yoğun bir şekilde hayatımda kullanıyorum. Arkadaşlar Türk markalarına olan hassasiyetimi biliyorsunuz. Genellikle Under Armour ve Columbia marka giymeyi çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor özellikle esneklikleri, rahatlıkları. Son zamanlarda özellikle 3-4 haftadır WOW diye bir markayla tanıştım. Bu marka yerli üretim. Sahibini tanımıyorum. Fabrikasını hiç ziyaret etme fırsatım olmadı. Sadece internet mağazalarından alışveriş yapıyorum. Şu an üzerimde gördüğünüz de WOW marka bir ürün. Şiddetle tavsiye ediyorum. Aynı kalitede ürünleri üretmişler. Denemenizde fayda var. En azından bir kez şans verirseniz Türklerin de gerçekten tekstilde Columbia ya da Under Armour gibi kaliteli işler çıkartabildiğini gördüm. Biliyorsunuz Türk markalarına olan hassasiyetimi. O yüzden bunu paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar hemen dış kutuyu açmayla başlayalım. Sarı iMac gün yüzüne çıkıyor. Şöyle. Oo kayışını. Normalde bu kayış plastik oluyordu. Şu an bunu tekstilden imal etmişler. Çok güzel. Hemen şurada. Sesi bile insana mutluluk veriyor bu Apple ürünlerinin. Şimdi şöyle yapacağım. Yatırarak açacağım. Tekrar. Bir sıkıntı yaşamayalım. Evet, Hello World ile bizi karşılıyor ekranımız. Şurada aksesuarlar var. Nasıl zarar vermeden çıkartırım diye bakıyorum. Benim bir önceki iMac'te de böyleydi. Şu şeyi alttaki kanca kısmını ben daha önce bir kez servise götürme ihtiyacı hissettiğimde kutunun içine yerleştirememiştim. Şimdi şöyle biraz hoyrat bir şekilde kutudan çıkardım ama şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel sapsarı. Arkada Apple logosu var. Kutunun diğer malzemelerini de çıkartalım. Nerede ne varsa. Bunu şöyle bir kenara bir koyayım. Buraya zaten bir işaret koymuşlar. Klavyeniz içinde şarj adaptörünüz ve bir tane de herhalde Lightning kablom var. Yani öyle fotoğrafa bakarak konuşacak olursam o şekilde. Bu arada ben diğerlerinden farklı olarak sayısal hesabı çok kullandığım için numerik klavye aldım. Numerik klavye de ya şöyle söyleyeyim çok büyük. Keşke acaba almasa mıydım? Şöyle hemen göstermek istiyorum. Ama şu var. Ya inanılmaz güzel görünüyor. Altın sarısı kaplamışlar. Ve bakın burada Touch ID var. Yani bu klavyenizde aynı MacBook'larınızda ya da MacBook Air'li Pro'larda, Air'lerde olduğu gibi Touch ID ile kilidini açabileceksiniz. Çok güzel, inanılmaz bir rengi var. Açıkçası büyüleyici. Çok da övmek istemiyorum ama Apple dediğimiz zaman biraz benim için akan sular duruyor. Hemen kaldırıyorum. Bu Apple logosunun da olduğu. Bakın arkadaşlar. Buna 48 bin lira falan bir para verdim. Ama sadece şu logolar bile 48 bin liraya değer bence. Şöyle göstereyim. Biraz turuncu, biraz sarı. Şöyle iki renk. Ki sarı ve turuncu en sevdiğim renkler. Yani ömür boyu saklayacağım bunları. Torunlarıma miras bırakacağım. Bir kablo çıktı içinden.
adaptörle birlikte. Bunu nasıl takıldığını birazdan göstereceğim size. Şöyle hoyratça çekerek çıkartıyorum. Kameraman arkadaş da bana bakıyor nasıl bu kadar hoyrat davranabilirsin diye. Mıknatıslı bir ucu var. Yine burada. Bir telefon hattı mı? Ethernet yuvası girişi olabilir mi acaba? Hiç kutu açılışı videosu izlemedim bununla alakalı. Ama burada bir giriş alanı var. Acaba buraya ne giriyor? Muhtemelen Ethernet girişi olabilir. RJ45 girişi. Bu da prize takacağımız yeri. Yırtmak istemiyorum ama bu tür konularda nasıl düzgün çıkartabilirim diye bakıyorum. Ortalık hallaç pamuğuna döndü. Şöyle hemen takıyorum. Bakalım içinden başka ne çıkacak. Bu arada bazı insanlar iMac'leri mouse'la kullanıyorlar. Ben ona pek anlam veremiyorum hani niye mouse'la kullanıyorlar diye. Şimdi şöyle bir Apple harikası varken izleme dörtgeni. Bugüne kadar sadece bir yıl mouse kullanarak iMac'imi kullandım. Onun haricinde sadece bu izleme dörtgenini kullandım. Bu arada detayları görüyorsunuz yine altın sarısı. Bu arada belirtmemde fayda var. Sarı zenginlik göstergesi gibi algılanıyor insan zihninde. O yüzden ben de sarıyı çok seviyorum. Paralelde ilişkilendiriyor olabilirim açıkçası. Dediğim gibi izleme dörtgeni benim için vazgeçilmez. Mouse'a ihtiyaç duymadan sadece parmaklarımı üstünde oynatarak istediğim her şeyi yapabiliyorum. Şimdi hemen hızlıca bunu kurulumuna geçelim ama içinde bir kablo daha gördüm. Lightning kablosu. Hemen onu da çıkartacağım. Lightning kablomuz da sarı ve bunu şarj etmek ve klavyemi şarj etmek için kullanacağım. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz az önce kutuyu açarken içine sokma konusunda çok zorlandığımı belirtmiştim. Bir önceki iMac'i kastederek yani bir önceki seriyi bahsederek konuşuyorum. O benim bir de 27 inçlik büyük yani i9 işlemcili bir iMac'ti. Bir kere servise götürme ihtiyacı olduğunda kutunun içine tekrar koyamadım. İnanılmaz zor yani böyle algoritmik bir şeyler çözmeniz gerekiyordu. Şimdi bunu toplarken şöyle bir şey yapmışlar. Bakın şöyle yapıyorsunuz. İçine adam kartondan mekanizma yapmış. Bakın şöyle kendi kendine yerini açıyor ve nasıl koyacağınızı size gösteriyor. Hep Apple ürünlerinde şey yazar. Designed in California, made in China diye. İşte adamlar hakikaten tasarımın hakkını vermişler. Bazen biliyorsunuz böyle saçma sapan, hiç gereksiz, hiç böyle insanların takılmayacağı ayrıntılara takılıyorum. Bu da o ayrıntılardan biri. Çok güzel düşünmüştü. Şey yapıyorum. Bunu muhtemelen akşama kadar böyle açıp açıp kapatacağım. Sesi ilham veriyor. Evet şimdi hemen açmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi bana dediler ki burasından açman lazım. Ama dedim bunu ben göremeyeceğim o zaman. Olsun abi dediler. Sen de videoda görürsün. Şu an açıyorum ama çok heyecanlıyım ya. Açılan kısmı ben göremiyorum. Çıkardı sese bak. Şurada bir şey daha mı var? Bu tarafında. Şöyle çevireyim. Ben yine bu tarafta açılışını göremeyeceğim. Ya rengi çok dehşet ya. Harika. Şöyle. Hadi bakayım. Olmadı bir daha. Elektriklenme sesi bile güzel. Şurada da bir şey daha var. Hemen bunu da çekelim. Gelsin. Vallahi çizilmesin diye ne kadar gayret etmişler. Şimdi muhtemelen ben hemen bir 15-20 dakika sonra bunu çizeceğim. Vay arkadaş ya. Şurada bir şey daha var. Onu da göstereyim. Şöyle çekiyorsun. Şarj adaptörünü takacağımız yer. Bir eksiklik var bence. Arkada Apple logosu var. Misafirlerimiz görüyor. Ama öndeki Apple logosunu kaldırmışlar. Bir önceki Mac'lerde, iMac'lerde burada Apple logosu oluyordu. Şimdi o kadar para veriyoruz. Yani siz bu logoyu neye dayanarak kaldırıyorsunuz? Tamam herkes yok işte minimalist bir tasarım olmuş falan diyor ama kardeşim ben parasını veriyorsam logomu vereceksin. Öyle bana sticker göndermeli olmaz. Sticker ayrı sıkıntı yok. Onu istiyorum zaten ama burada da benim logom olacak. Öyle sadelik falan ben anlamam yani. Benim param var. Benim buraya logomu koyacaksınız. Kardeşim. Şimdi nasıl bunu takacağız? Hemen ona bakalım. Adaptörü elime aldım. Bakalım. Bakmadan takabiliyor muyum? Şöyle kafamı da çevireyim. Yani zor. Oo.
şey var herhalde mıknatıslı. Kendini düzeltiyor. Şöyle koyuyorsunuz hafiften. Evet. İçinde mıknatıslı bir mekanizma var benim anladığım kadarıyla. Şöyle soktuğunuzda çak diye kendi oturdu zaten. Bunu taktık. Bu kablo, şimdi bunu göstereceğim. Bunu hiç kimse bundan bahsetmiyor ama bu kablonun benim en sevmediğim kısmı şu. Bunun üzerinde şöyle soft bir yapı var bu kablonun. Elinize değdiğinizde böyle kadifemsi bir hava veriyor. Bunun dezavantajı ne biliyor musunuz? Eğer evinizdeyseniz sıkıntı yok ama bunu eğer ofiste kullanacaksanız bu kablo yerde ya da yere temas etmeye yakın bir yerdeyse üzerinde maalesef tozlar birikiyor ve kablonuz çok çabuk renk değiştiriyor. Keşke mesela bunun uzantısında sarı yapsalarmış. Yani o daha güzel olurmuş. Zaten renk değiştirecek bu kablo hızlı bir şekilde. Bunu da taktığımda hazır. Bu da RJ45 muhtemelen diye tahmin ediyorum. Onun haricinde bu Lightning kablosu benim çok hoşuma gitti. Sarı. Yani para versek alamayız. İşte bunu da şarj etmek için şuralarında var. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi tabii bu kadar para verdikten sonra aklıma da geldi. Biliyorsunuz Avrupa Birliği herhalde 2025'ten sonra Lightning'i yasaklıyorlar. Yani yasaklıyorlar demeyelim de bu tür şarj cihazları artık sadece hepsi Type-C olacak. Global bir şey kullanmaları gerekecek. Biz demek ki 2 yıl ya da 3 yıl içinde tekrar yeni bir şey alacağız. iMac alacağız. Bunu böyle taktığım zaman şey oluyor. Bir 4 tane Type-C girişiniz var. Bunlardan 2 tanesi Lightning. Zaten üzerine işaretlerini koymuşlar. Bir önceki iMac serisine göre bence açma kapama düğmesi biraz daha güzel olmuş. Onda düğme biraz daha büyüktü ve basarken açıkçası ben zorlanıyordum. Şu an daha güzel olmuş. Bu arada logo da tahmin ediyorum, yanlış düşünmüyorsam eğer, arkadan gelen yani içerideki ışığı yansıtacak. Şöyle bir kıyaslama olması için göstermek istiyorum. Bu şu 2013 iMac, bu da 2022. 9 yılda değişeni siz bu şekilde bence gözlemleyebilirsiniz. Klavyede Touch ID'miz var, parmak izimizi tanıyan. Onun haricinde dediğim gibi ben numarik kullanıyorum. İşte yani alt üstü 50 bin liranız varsa alabileceğiniz en iyi bilgisayarlardan bir tanesi.